sürü bağışıklığı ile alakalı ve İsveç'in neden eve kapanmadığı ile alakalı bir takım soru işaretleri var açıkçası. Bilindiği üzere İngiltere'de en başta bu yöntemi denemişti koronavirüsle alakalı. Yani hayatı kısıtlamamak gerektiğini ve bu koronavirüs konusunda sürü bağışıklığının getirilmesiyle alakalı İngiltere'nin bir takım girişimleri oldu. Ancak nüfusun önemli bir kısmının hayatını kaybedeceği raporu İngiltere Başbakanı'nın önüne getirilince İngiltere biraz daha sert önlemler aldı bilindiği üzere. Ancak İsveç herhangi bir şekilde Avrupa'daki diğer ülkelerin aksine eve kapanmayı tamamıyla reddeden, bütün kafelerin, restoranların, okulların açık olduğu bir ülke konumunda biliyorsunuz ki. Bu sürü bağışıklığı ve İsveç'in neden eve kapanmadığı ile alakalı bir takım araştırmalar ve köşe yazıları derledim ve kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ntv.com.tr'den okuyacağım bir haber var. 26 Mart'ta bu haber yapılmış. İngiltere Ulusal Sağlık Servisinden Doktor Sara Kayat adında biri şöyle bir yorum yapmış. Nüfusun yeterli bir kısmı enfeksiyon geçirdiğinde veya buna karşı aşılandığında enfeksiyonun aktifliğini yitirdiğini söylemiş ve şu şekilde bir yorumu var. Bir enfeksiyon sebebiyle hastalandığımızda ister mantar, ister bakteriyel veya viral olsun, vücudumuz bu enfeksiyona karşı bir bağışıklık oluşturur. Böylece tekrar maruz kalırsak onunla savaşmak için donanımlı oluruz demiş. Zaten İngiltere'nin de en başta denediği yöntem buydu. Ama tabii ki nüfusları kalabalık ve yaşlı nüfusu da fazla. Anladığım kadarıyla hastaneleri de yeterli değil ve aşağı yukarı 200 ile 250 bin kişinin hayatını kaybedeceği ve nüfusun çok büyük bir kısmının enfekte olacağı İngiltere Başbakanı'na bildirildi ve İngiltere bu durumdan vazgeçti. Tabii şöyle bir yorum da yapılabilir. Hani İngiltere bir şekilde süre kazanmıştı olabilir açıkçası. Hem ekonomilerini biraz daha diri tutmak adına o süre içerisinde 2 haftalık, 3 haftalık bir üretim açısından hem de belki bu virüsün bir şekilde birkaç ay sonra kesin azalacağını öngörerek biraz daha geç tedbir almış da olabilirler. Bu da bir tabii ki öngörü. Bu durumda tabii ki Sara Kayat'ın açıklamalarından bir tanesi de şu, koronavirüsü ilk kez yakalanabilir misiniz şeklinde bir soru sorulmuş. Bu da önemli bir soruydu hepimizin merak ettiği. Şöyle bir yorumdan bahsediyor. Bir sezonda iki kez koronavirüsü yakalanabileceği göz ardı edilmese de şu an için olası görünmediğini belirtmiş. Tabii bu kişiyi ben araştırdım yani Doktor Sara Kayat'ı da araştırdım. Önemli en azından bu konuda yorum yapabilecek biri olduğunu gördüm. Öte yandan İsveç'le alakalı yine ntv.com'dan bir haber okuyacağım. Bu farklı sitelerde de var ama hani ilk karşıma çıkanlardan biri. Zaten İsveç'in herhangi bir şekilde eve kapanmadığı, bütün bu önlemleri reddettiği haberlere konu oldu. Tabii yorumlara baktığımda İsveç'i bu konudan dolayı çok fazla eleştiren insan olduğunu ben gördüm. Ama unutmayalım ki en başta İngiltere de bunu denedi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri de bunu denemeye kalkıştı. Ama başarılı olamadılar. Şöyle bir durum söz konusu. Hani bu ülkeler, hani Amerika'yı bir kenara bırakırsak İngiltere ve İsveç son derece gelişmiş ülkeler. Ve bu ülkelerin bu yöntemi bir şekilde uygulamaya kalkışmasının herhangi bir şekilde bilimsel altyapısı yoktur dememiz bana saçma geliyor. Sonuçta bu ülkelerin ne kadar gelişmiş ülkeler olduğunu özellikle İsveç'in çok çok iyi biliyoruz. Ki işin şu tarafı da var ki Güney Kore'de aslında %100 bir şekilde sokağa çıkma yasağı ilan etmedi. Sadece onların bu konudaki yöntemi nüfusun olabildiğince fazlasına test yapmak oldu. Yani o kadar fazla kişiye hızlı bir şekilde test yaptılar ki hasta olanla hasta olmayanı çok hızlı bir şekilde ayırt ettiler. Ve hijyen önlemlerini de alarak bu koronavirüsü kısa bir süre içerisinde baskılamayı başardılar. Tabii şu şekilde yorumlar var. Hani bu virüs elbet hepimize bulaşacak. Buradaki alınan önlemler sadece sağlık sisteminin bir anda çökmemesi adına, hastanelerde bir anda bir yığılma olmasını engellemek adına bu önlemlerin alındığını birçok kişi söylüyor. Zaten alınan önlemler de bu yönde. Şimdi İsveç'in bu konudaki statistiğini anlatan bir haber var. Onu da ben okuyayım. Koronavirüsle mücadelede Avrupa'da birçok ülke sıkı önlemler aldı. Bazı ülkeler ulusal boyutta karantina uygularken ki az önce bunlardan bahsettik. Bu tabii 31 Mart haberi. 31 Mart haberinde şöyle denmiş. 4000'den fazla vaka ve 166 ölüme rağmen İsveç'te şu an biraz daha fazladır. Günlük yaşama herhangi bir kısıtlama getirilmedi. İnsanlar sokaklarda dolaşıyor. Restoran ve kafeler açık. Bilim insanları hükümete ağır eleştiriler yapıyor. Hani bu şekilde eleştiri yapan insanlar da var. Hükümet ise herkesin kendi önlemini alması telkininde bulunuyor diyor. Ve Başbakan Lofven'in bir açıklaması varmış.
Hepimiz bireyler olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Her şeyi yasaklamanın anlamı yok diye bir cümle kurmuş. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımız böyle bir cümle kursa biz topa tutarız. Öyle söyleyeyim. Yani bu çok açık bir şey. Şu anda hatta hala neden sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor diye birçok insan eleştirilerini yöneltiyor ve son derece gelişmiş bir ülke olduğunu bildiğimiz İsveç'in başbakanı böyle bir açıklama yapıyor. Yani aslında hani bir söz vardır ya, ayaklar baş oldu diye. Acaba öyle bir durumun içinde miyiz? Yoksa gerçekten İsveç doğruyu mu yapıyor? Bunu zamanla göreceğiz. Ama şöyle bir durum var. En başta söylediğim, sağlık sisteminin çökmemesi için eğer bu önlemler alınıyorsa, ki bu durum bu şekilde, ve İsveç de kendi sağlık sistemine güveniyorsa ve kendi halkının da bağışıklık sistemine son derece güveniyorsa, İsveç'in böyle bir karar almaması çok da mantıksız değil. Öte yandan İsveç'teki ölüm oranına baktığımızda, bunu birçok yerden takip edebilirsiniz, sayılar değiştiği için herhangi bir sayı paylaşmayacağım, ama İsveç'in ölüm oranlarını ben en son kontrol ettiğimde diğer Avrupa ülkeleriyle arasında çok bariz bir fark yok. Yani İtalya durumuna gelmemiş durumda, İspanya veya Fransa durumuna gelmemiş durumda. Tabii nüfusu biraz daha az olan ülkelerin bu konuda daha fazla avantajı var. Sonuçta İsveç'in nüfusu neredeyse bir İstanbul kadar. Dolayısıyla kontrol etmek belki daha kolay. Dolayısıyla İsveç'in bu şekilde düşünmesi bana çok da mantıksız gelmiyor. Ama hemen yanı başındaki Norveç'in veya Danimarka'nın İsveç kadar da rahat olmadığını biliyoruz. Bu konuda her ülkenin farklı bir yaklaşımı var. Yani Avrupa Birliği diye tabir ettiğimiz ülkeler, bakıyorum her biri birbirinden farklı yöntem uyguluyor. Mesela maske konusunda da insanların kafası karışık. Dün itibariyle, hatta 2 gün önce diyelim, İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de maskesiz herhangi bir şekilde toplu taşıma kullanmak ve toplu iş yerlerinde maskesiz çalışmak yasaklandı. Baktığımız zaman bu salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biri Güney Kore ve Çin'de de maske kullanımı oldukça yaygın. Ama birçok bilim adamını dinliyorum ki maske takmak ancak hasta olan insanlar için geçerlidir. Hatta siz maskeyi saatte bir veya 2 saatte bir değiştirmezseniz daha da olumsuz sonuçlara yol açar. Çünkü o maskenin içerisinde mikroplar birikir ve biz bunu tavsiye etmiyoruz diyen bilim adamları da var. Daha doğrusu bilim insanları diyelim var. Ama bir yandan maske takılması bu saydığım ülkelerde zorunlu oldu. Geçtiğimiz aylarda koronavirüsle ilgili mücadelede bizim ülkemizde de maske takma konusunda bir takım kararlar alındı. Dolayısıyla bu durum birazcık ilginç geliyor. Yani tamam, bu koronavirüs yeni bir virüs. Daha doğrusu daha önceden bildiğimiz bir virüsün mutasyon geçirmiş hali. Ama bilim insanlarından bu kadar farklı ses çıkması, herkesin farklı bir yorum yapması tabii insanların kafasını karıştırıyor. Ancak yine de ben İsveç'in bu kadar ağır eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aklı başında olmayan bir ülke değil. Her ne kadar bu haberin içeriğinde bilim insanlarının bunu eleştirdiği söylense de ben İsveç'i yöneten herhangi birinin bilimden tamamıyla kopuk, dünyadan bir haber bir insan olduğunu açıkçası inanmıyorum. Tabii orada yaşayan insanlar daha iyi bilir bu konuyu. İsveç'te alınan tek önlem şuymuş: 500 kişiye kadar olan toplantılara izin veriliyormuş. 500 kişiden fazla bir toplanma durumu ortada yokmuş. Bununla beraber tabii şu şekilde komplo teorisi olanlar da var. Yani Avrupa'da yaşlı nüfus çok fazla. Yaşlı nüfusu ortadan kaldırmak için bazı ülkeler esnek davranıyor diye bir takım yorumlar var. Açıkçası ben buna da çok fazla katılamayacağım. Çünkü yaşlı nüfus zaten kısa süre içerisinde hayatını kaybetmeye aday bir nüfus. Ve şunu söyleyebiliriz. Yani şu anda İtalya'da işte 15.000, 16.000 civarı bir ölü var. Ve bu 2,5 ayda gelinen bir süre. Bakıldığı zaman bu süre içerisinde İtalya'da normal zamanda ne kadar insan ölüyordu, bunu araştırmak gerekir. Kaldı ki geçen gün bir yorum okumuştum. Çok ilginç bir yorumdu. İtalya'da koronavirüsün bu kadar çok insanın hayatına mal olmasının sebeplerinden birinin kış mevsiminin hafif geçmesi olduğunu söyleyenler var. Yani insanlar yeterince bağışıklık kazanamadı, dolayısıyla gafil avlandılar diyen insanlar da var. Bununla beraber bütün bu yaptığım yorumlara aslında geniş bir parantez oluşturabilecek bir yorum. O da daha doğrusu bir makale diyelim, bir yazı diyelim. Mehmet Öz'ün yazdığı, Doktor Mehmet Öz'ün yazdığı yazı şöyle söylüyor. Bana göre benim okuduğum, hani Mehmet Öz'ü çok fazla takip eden bir insan değilim. Bu konudaki uzmanlık seviyesi ne kadar onu da bilmiyorum ama sonuçta bir doktor. Şöyle bir yazısı var. Kısaca değineceğim. Okumak isteyenler için de bağlantısını paylaşımın altına mutlaka bırakacağım. Benim bütün bu
okuduğum, her kafadan bir ses çıkması neticesinde okuduğum yorumların bana göre en önemli sentezi yazdığı yazı. Şöyle demiş, önemli noktaları ben sizin için okuyorum. Demiş ki bu virüsten kaçış yok ama demiş ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi. Çok hızlı yayılımda hastanelerin yoğun bakım üniteleri çıkmaza giriyor. Ve bila mecbur İtalya örneğinde olduğu gibi hangi hastanın yaşayacağını, hangisinin öleceğine karar verilmesi gereken berbat bir durum ortaya çıkıyor. Bunun dışında şöyle bir yorumu da var. Virüs dediğimiz varlıklar aslında öldürücü, şeytani bir düşman değiller. Onlar da aynen bizim gibi üzerinde konuşlandıkları alan sayesinde yaşayan canlılar. Zaten genelde hayvanlardan bize geçiyorlar ve evet, hayvanları genelde öldürmüyorlar. Çünkü kendileri de yaşamak için üzerinde yaşadıkları canlılara muhtaçlar. Yüzyıllardır hayvanlarla beraber yaşamaya alışmışlar. Neden biz ölüyoruz peki diyor. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz. Yani virüs hala kendini hayvan vücudunda zannediyor. Yerleştiği konağın şartlarını henüz bilmiyor. Ve diyor belli bir süre geçtikten sonra hem bizler onlara bağışıklık kazanacağız. Hem de onlar kendi sonsuz yaşamları için mutasyona uğrayacaklar. Ve böylece beraber yaşamaya alışacağız. Şöyle devam etmiş. Bir virüs adı vermiş. Herpes labialis adında. Bunu tabii Latince bilen arkadaşlar daha iyi telaffuz eder. Böyle bir virüs duydunuz mu diyor. Duymadınız çünkü kendisi dünyanın en yaygın virüslerinden birisi. Ve bir kere vücudumuza girdikten sonra biz ölene kadar vücuttan atılamıyorlar. Bu virüsün özelliği de şuymuş. Dudağımızda uçuk çıkarıyor. O kadar diyor. Yani bizi öldüren bir şey değil. Çünkü biz ölürsek kendisi de yaşayamıyor. Hatta diyor grip virüsü de öyle. Öldürücü oranı %0,1 civarı. Ve zaten genelde kronik sorunlu olanları öldürüyor diyor. Ve her sene dünyada yarım milyar insan grip virüsüne yakalanıyor. Bu şekilde birlikte yaşamaya alıştığımız tonlu virüsün olduğundan bahsediyor. Şöyle ilginç bir bölümden yine bahsediyor. Devam edeyim. Şöyle bir örnek var. Diamond Princess adında bir gemi varmış. Bu gemide 3700 kişinin 700'ünde test pozitif çıkmış. Koronavirüs testi. Ama bu 700 kişinin 350'si hastalığı hissetmemiş bile. Ve hala da çok sağlıklılar. Yatak döşek yatmıyorlar. Ki yaş ortalamaları da bayağı yüksek. Peki neden böyle? Çünkü o 350 kişinin bağışıklık sistemi çok güçlü. Yani bu hastalıkta en önemli şey bağışıklık sistemi. Şimdi şöyle bir durumda bir parantez açmak istiyorum. Bu virüsten korunmakla alakalı en çok medyanın ve hatta sosyal medyanın pompaladığı şey bağışıklık sisteminden ziyade hijyen önlemleri. Yani kolonya kullanalım, maske takalım, eldiven takalım, işte sürekli temizleyelim, havalandıralım. Herkes bundan bahsediyor. Bu işin bağışıklık sisteminin en önemli şey olduğundan daha az insan bahsediyor. Ve hani buradan yine aynı sonuca çıkacağım. Bu kadar çok işte virüs paradan geçer. Para alışverişinde çok virüs bulaşıyor. Aman işte hijyeni ihmal etmeyin. İlaç bulunuyor, aşı bulunuyor, bulunacak, az kaldı gibi haberlerin bağışıklık sisteminden ziyade yani bu haberlerin daha çok pompalanması ve tabi bunun yanına işte yok virüs o tarikattan geçti, bu tarikattan geçti, Kabe kapatıldı, işte acaba Papa koronavirüs mü gibi böyle dine yönelik bir takım haberlerin de pompalanması zaten meselenin asıl amacını bize gösteriyor. Yani şu anda ortada koronavirüs diye bir gerçek var ve biz bu gerçekle yaşamaya alıştırılıyoruz. Buna alıştırıldığımızda medyada yayılan birçok haberden belli. Tabii ki böyle bir gerçek var ama bu gerçeğin ben manipüle edildiğini düşünüyorum. Bunu da zamanla anlayacağız. Ve Mehmet Öz şöyle demiş. Yani peki demiş ne yapmak gerekiyor? Öncelikle vücut direnci, spor, hareket, sonrası beslenme ve sigaradan uzak durmamız gerektiğini de söylemiş. Ve şöyle bitiriyor. Dediğim gibi diyor bu virüste yaşamaya alışın. Çünkü önümüzdeki yıllarda hatta belki aylar ya da haftalarda mutasyona doğuracak ya daha ölümcül olacak ki kendi de kaybeder. Bu yüzden buna düşük olasılık görüyorum. Ya da o da bizimle yaşamayı öğrenecek. Aşısı bulunsa bile yani aşı konusu da çok merak ediliyordu. Aşısı bulunsa bile mutasyona her uğradığında aşı işlevini kaybedecek. Grip aşıları da öyledir. Sizi sadece geçmiş senelerin grip virüslerinden korur. Yenilerinden değil yani tam koruma sağlamaz. Tam koruma için her zaman önemli olan bağışıklık sisteminizdir diyor. Yani bu yorum, bu yazı benim okuduğum en mantıklı yazı. Çünkü dediğim gibi bu işin hep işte hijyen tarafı, temizlik tarafı, oraya dokunma, buraya dokunma kısmı ön plana çıkarılıyor. Dolayısıyla zaten meselenin bir panik oluşturma mezesi olarak kullanıldığı çok belli. Adam burada bilimsel bir yorum yapmış. Şu anda hayatımızdaki hani kanser falan onları bir kenara bırakıyorum ama grip gibi, nezle gibi ve buna benzer hastalıklardan, hastalıklara yakalanmamamızın en önemli sebebi
bu hastalıkların bize geç uğramasının en önemli gerekçesi her zaman bağışıklık sistemidir. Kimisi grip olur bir haftada atlatır, kimisi grip olur 3 günde atlatır. Kimisinin belki çok hafif seyreder. Koronavirüs de böyle bir virüs ve bu virüs herkese bulaşacak. Belki de birçoğumuz da bu virüs zaten geldi ve geçti. Yani asemptomik dedikleri mesele de zaten bu. Şu anda siz zannetmeyin ki bütün ülkeler bu virüsten korunmak adına önlem alıyor. Hayır, bununla alakası yok. Sağlık sistemi bir anda çökmesin diye bu önlemler uygulanıyor. Ki zaten birçok ülke bunun derdindeydi. Ama baktılar ki kendi hastaneleri bu seviyeyi kaldırabilecek durumda değil. Bizim ülkemizde öyle. Dediler ki biz önlemler alalım. Yani mesele budur. Bu virüsün geleceği zaten belliydi. Neden bir anda sokağa çıkma yasağı ilan etmediniz şeklinde yorum yapan arkadaşlar var. Bu çok doğru değil. Yani bunu ben daha önceki paylaşımlarda da anlatmaya çalıştım. Bu virüsün kendisi değil mesele. Bu virüsten sonra yaşayacağımız daha travmatik meseleler var. Ve böyle giderse bu meseleleri sadece Türkiye değil bütün dünya yaşayacak. Dolayısıyla ben İsveç'in yaptığını aslında doğru buluyorum. Çünkü oranlara bakıyorum. Birçok ülke çok fazla önlem alıyor. Bu ölümü çok fazla ölüm oranı demek istiyorum. Çok fazla baskılayamıyor. İsveç çok fazla önlem almamış ama yine ölüm oranına bakıyorum. Aşırı da yüksek değil. Bu virüs zaten herkese bulaşacaksa mesele o zaman demek ki sadece hastanelerimizin kapasitesi. Mesele bununla alakalı. Kendi hastanelerinin potansiyeline güveniyor ve böyle bir önlem alıyor. Daha doğrusu çok fazla önlem almıyor. Dolayısıyla bu konudaki düşüncelerim bu şekilde. Mehmet Öz'ün yazısını mutlaka bağlantı olarak aşağı bırakacağım ve bunu söylemeliyim. Sürü bağışıklığı da mutlaka incelenmesi gereken bir konu. Yani şöyle bir düşünce olmasın. Yani bu virüs gelecek geçecek. Bu geçmeyecek hiçbir zaman. Bugün dünyada da domuz gribi vakalarını hala duyuyoruz. Kuş gribi vakalarını duyuyoruz. Ama işte bir şey ne zaman medyadan silinirse, ne zaman ki modası geçerse o zaman biz onu yok olmuş sayacağız. Böyle bir durum söz konusu. Yani bu virüs bizim hayatımızdan silinmesi istenirse, bizim bunu hatırlamamamız istenirse ancak hayatımızdan yok olacak. Bu istenmezse emin olun biz bu şekilde yaşamaya bir şekilde alıştırılıp bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Daha önce de söylemiştim, şu anda da tekrar edeyim. Bizim beyinlerimize, yaşayış şeklimize, rutin alışkanlıklarımıza bir format atılıyor. Ve bu formatın ne kadar çok tutacağı şu anda hesaplanıyor. Şöyle yorum yapan arkadaşlar var. Ya bunun ne önemi var? Kendini koru yeter. Hayır, böyle değil. Çünkü geçmişte birçok hastalık geldi geçti. Yani bunların hepsi koronavirüsten daha ağır hastalıklardı ve dünyada hala bunlar devam ediyor. Ben demiyorum ki hiç önlem alınmasın, hiçbir şey yapmayalım, hayatımıza olduğu gibi devam edelim. Bunu İsveç yapabilir çünkü İsveç'in nüfusu belli. Sonuçta insanların bağışıklık sistemi çok daha kuvvetli olabilir. Ama bizim gibi bir ülkenin, yani daha doğrusu nüfusu kalabalık bir ülkenin mutlaka daha fazla önlem alması gerekiyor. Ama şu şekilde bir düşünce yanlış. Yani bu virüs hayatımızdan tamamıyla silinecek. Hayır. Bundan sonraki yıllarda da göreceğiz ki bundan belki 5 sene sonra, 10 sene sonra koronavirüse yakalanacağız. Ama bu kadar umursamayacağız bile. Bunu demek istiyorum. Bundan 10 sene önce hayatımızda domuz gribi diye bir hastalık vardı. Bu hastalık ilk hayatımıza girdiğinde çok paniklemiştik. Bu kadar olmasa da tabii ki. Şu anda biri ben domuz gribi oldum dese ne kadar takarız? Veya veremi düşünelim. Yani verem hala var. Ama bundan 100 sene önceki veremin etkisiyle şu anki biri değil. Tabii verem çok daha ağır bir hastalık. Bu şekilde koronavirüs gibi insandan insana direkt bulaşan bir hastalık değil. Ayrı bir konu ama demek istediğim biz bu hastalıkla yaşamaya alışmak durumundayız. Ve şu anki alınan önlemlerin sakın ola bu hastalıktan kaçmak, korunmak için olduğunu düşünmeyin. Hepimiz bu hastalığa yakalanacağız. Sadece ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi. Mehmet Öz'ün de dediği gibi.